Merhaba arkadaşlar, kusura bakmayın bu video biraz geç kaldı ama çok uzatmadan çoğu kişinin merak ettiği soruları cevaplayacağız. Bu elimde gördüğünüz HK8 Pro Max Gen 2 veya 2. jenerasyon veya 2. generation. Bu da Hello Watch 3 Plus. Şu anda piyasadaki en iyi Apple Watch Ultra 2 çakmalısı saat bunlar. Yani çakmalarından ikisi diyeyim çünkü HK9 Pro Ultra diye bir saat de çıktı. O da çok benzer bunlara zaten. Fakat elimde şu anda bu ikisi var. En çok tutulanlar zaten. Bakalım aralarındaki farklar neymiş. İlk olarak şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi insanlar bu saatleri niye alıyor? Apple Watch Ultra'ya benzediği için değil mi? Veya Ultra 2'ye. Şimdi iş benzerlikteyse eğer. Yukarıdaki HK8 Pro Max Gen 2. Yine aynı şekilde benim hep şikayet ettiğim konu. Şu delikler açık olmalı. Gerçeğinde öyle çünkü. Ama bakın gördüğünüz gibi dolu. Ama Hello Watch 3 Plus'ta bunlar açık. İkisi de 49 mm. Yani sonuç olarak baktığınızda Hello Watch 3 Plus dışarıdan Apple Watch Ultra veya Ultra 2'ye daha çok benziyor. İkisine de şu gördüğünüz kaplar oluyor. Zaten detaylı inceleme videolarını yaptım. Ben sadece burada benzerliklere ve çok önemli farklılıklara değineceğim. Detaylı görmek isterseniz her iki saati zaten kanalımda detaylı inceleme videoları var. Bu ikisi de buna, yani bu kap ikisine de oluyor. Orijinal Apple Watch Ultra ve Ultra 2 için satılıyor. Ve oluyor arkadaşlar. Onun dışında ne var? Arkasında yine aynı şekilde orijinaline atıf yapacak şekilde yazıyor hepsi. İşte yok water resistant, LTE falan, tabii ki yok. 50 metre falan su geçirmez diye bunlar veya 100 metre. GPS'i veya eSIM'i de yok bu saatlerin. Su geçirmezlikleri sadece elinizi yıkayabilirsiniz. Suya batırıp yüzemezsiniz. Duşta alamazsınız. İkisinde de AMOLED ekran var arkadaşlar. Şöyle yaklaştırdığımda hangisinin AMOLED ekranının daha kaliteli olduğunu çok net anlıyorsunuz bence. Tabii ki HK8 Pro Max Gen 2. İkisinin de son parlaklığı bu arada şu anda. Parlaklıklar neredeyse eşit. Siz bakmayın şu anda burada beyaz kullanıyorum. Hatta değiştireyim bir saniye. Beyaz yerine başka bir renk seçelim. Oradan daha iyi anlayabiliriz. Benim favorim bu. Hem renkler de benziyor. Gördüğünüz gibi HK8 Pro Max'in ekranı çok ama çok kaliteli. İkisi de AMOLED. Aslında çok kaliteliden ziyade HK8 Pro Max'in, yani VRFit uygulamasına indirdiğiniz saat yüzleri, indirebildiğiniz daha doğrusu, çünkü çoğu paralı olduğu için. Fakat parasız olanlar dahi çok yüksek görüntü kalitesine sahip. Görüyor musunuz? Ama şu en kalitelerinden birisi Hello Watch 3'te. Bakın buna rağmen kamera yaklaştırınca bundan daha çok çizgi oluyor. Ve diğerleri, yani QiFit'teki saat yüzlerinin kalitesi çok kötü. Evet, ücretsiz. Çok kötü. Bunları düzeltmeleri lazım. Yoksa ekranda bir sıkıntı yok. Ekran çok güzel. HK8 Pro Max Gen 2'de çift çekirdekli bir işlemci var. 240 Hz'e kadar hızı var. Ve 1.4 MB'lık bir hafıza üzerinde. Yani running memory deniyor buna. O hafızanın 1.4 MB'ın üzerinde çalışıyor sistem. Bunda sadece 398 KB. Yani bu baktığınızda, yani şeyi geçtim artık. Hani çift çekirdeği. Sadece RAM ile bile 5 kat daha hızlı. Ki bunda 2 değil 1 çekirdek var. Siz bakmayın 2 çekirdek diyor da. Şeyde, reklamında baktığınızda sayfaya, hikaye yok öyle bir şey. Tek çekirdekli arkadaşlar. 2 çekirdekli böyle olur. Zaten şimdi hız testini yapacağız. Fakat gördüğünüz gibi durmadan kapanıyor ekranı. Niye? Çünkü HK8 Pro Max Gen 2'de Always On Watch Face dediğimiz devamlı açık ekran özelliği yok arkadaşlar. Bakın 5 dakika diyor. En fazla 5 dakika açık kalıyor, sonra kapanıyor. Ama Hello Watch 3 Plus'ta devamlı açık ekran özelliğimiz var. 10 numara. Bunda 450 mAh pil var. Yeni versiyon bu. Bunun öncesinde 380 vardı. Bunda da 450. Tabii bakın dikkat edin, satıcıya göre değişir. Bazı satıcılarda 450 mAh HK8 Pro Max Gen 2'nin pili, bazısında 380. Ona dikkat edin. Onun dışında ne var? Şimdi hıza bakalım. Şimdi arkadaşlar, hızın farkını burada anlayacaksınız. İşlemcinin farkı neymiş diye. Bakın şimdi. HK8 Pro Max Gen 2 görüyor musunuz? Bu da Hello Watch 3 Plus. Bir de buraya giriyor. Dokunmatiği de kötü yani. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Yani hız, akıcılık, daha iyi görüntü kalitesi HK8 Pro Max Gen 2'de. Yani evet, dışarıdan benzemiyor. Fakat hız ve akıcılık HK8 Pro Max Gen 2'de. Hello Watch 3'te ise daha çok özellik var. Mesela ne var? Şöyle diyeyim. Hello Watch 3 Plus'ta 4 GB'lık bir müzik hafızanız var ve kulaklığınızı bağlayabiliyorsunuz. Yani dışarı yürüyüşe çıktınız veya koşmaya çıktınız, telefonu da yanınıza almak istemiyorsunuz. Bunu kulaklığınızı bağlayıp müziğinizi dinleye 4 GB'da büyük bir hafıza rahat rahat giriyorsunuz. Maalesef HK8 Pro Max Gen 2'de böyle bir özellik
yok arkadaşlar. Onun dışında şimdi şöyle bir şey var. Bakın. Bu HK8 Pro Max Gen 2. Apple Watch Ultra 2'nin kopyası olarak satılıyor değil mi? Şimdi bakın basıyorum şu crown dediğimiz düğmeye. Menü geldi gördünüz değil mi? Bu da Hello Watch 3 Plus. Bakın basıyorum. Menü geldi gördünüz. Geliş şeklini gördünüz değil mi? Şimdi bir de Apple Watch 8'e bakın. Bakın. Apple Watch 8, 9, Apple Watch Ultra, Apple Watch Ultra 2, Watch OS 10.2 galiba güncellemesini aldı. Hepsi aynı arayüzü kullanıyor arkadaşlar. Şimdi bakın bir de bunda basıyorum. Apple Watch 8'de. Gördünüz mü? Nasıl geldi? Aynen böyle geldi bakın. Şöyle. Gördüğünüz gibi tamamen interface'i kopyalamışlar. Hatta şöyle diyeyim bakın. Apple Watch 8'de arkadaşlar crown'ı çeviriyorum. Ne oldu? Menü son kullandığımız işte kısa yollar falan geliyor değil mi? Evet. Hello Watch 3'e bakıyoruz. Hello Watch 3 Plus'a. Gördüğünüz gibi aynısı. Adamlar resmen birebir kopyalamış ellerinden geldiği kadar. HK8 Pro Max'e bakıyoruz. Evet. Yani HK8 Pro Max Gen 2 de Apple Watch Ultra 2 veya Ultra Clone olarak satılıyor ama hem dış benzerlik olarak hem de arayüz olarak Hello Watch 3 Plus çok çok daha benzer. HK8 Pro Max Gen 2'nin üstün olduğu şey ne? Ekran kalitesi, arayüzün hızı, tabii ki bu neden kaynaklanıyor? 1.4 MB'lık RAM'den ve çift çekirdekli işlemcisinden. Aslında aradaki en büyük fark bu arkadaşlar. Tabii bunun bir de hafızası var. Yani dediğim gibi eğer hafıza ve Apple Watch Ultra'ya daha çok benzerlik veya Ultra'dakiye daha çok benzerlik istiyorsanız Hello Watch 3 Plus sonuçta bu. Yani baktığınızda alanların %90'ı Apple Watch Ultra'ya benzediği için alıyor bu saati. Ama işte benzesin şu delikler çok önemli değil. Kapalı olursa olsun ben hızlı, akıcı, çok yüksek ekran kalitesi istiyorum derseniz o zaman HK8 Pro Max Gen 2. Fakat unutmayın 5 dakika sonra kapanıyor. Always on display. Bunda yani her zaman açık ekran. Bunda devamlı açık kalabiliyor arkadaşlar. 20 dakikaydı niye 5'e indirmişler bunu da bilmiyorum. Yani daha önceki versiyonda 20 idi. Bunda mesela full açık ekranla 1-1.5 gün arası gidiyor. Bunda da aynı aslında öyle gidiyor. Daha uzun gitsinler diye yapmışlar veya bundaki çift çekirdekten mi? Veya AMOLED ekran daha mı çok yiyor enerjiyi bilmiyorum. O yüzden böyle yapmışlar. Fakat dediğim gibi şimdi ikisi arasında bana da soracaklar hangisini alırdın diye ama ya bu kişiye göre değişiyor dediğim gibi. Ben zaten Apple Watch 8'imden memnunum. Kullanıyorum. Ha şunlardan birini alıp devamlı kullanacak olsaydım ben çok müzik dinleyen bir adam değilim. HK8 Pro Max Gen 2'yi alırdım. Ama şimdi bu sefer de bu çok benziyor diyorsunuz. Çok benzeyip bir de müzik dinleyeceğim derseniz o da bu. Ayrıca tabii şöyle bir özellik daha var. Farkı daha var. Onu söylemem lazım. Bitirmeden. Hello Watch 3 500 kişi yani rehberinizdeki 500 kişiyi kayıt edebiliyor hafızasına. HK8 Pro Max'te sadece Gen 2'de de aynı şekilde yani bunda 8 kişi. Ve o 8 kişiyi kaydettiğinizde ancak siz aradığında ismini görüyorsunuz. Diğerleri aradığında göremiyorsunuz. Hello Watch 3 Plus'a ve Hello Watch 3 bir önceki versiyonunda kişiyi kaydetmeseniz bile, telefonda kayıt olmasa bile sizi aradığında sizin telefonunuzun tabii ki şeyinde rehberinde kayıtlı olan kişinin ismini burada gösteriyor. Ben Hello Watch 3'ü en çok bu yüzden seviyorum. Aslında baktığınızda işlemciyi düşünmezseniz ve ekranı çünkü bu da AMOLED sadece kullanılan saat yüzlerinin kalitesi kötü. Bunu düzeltebilirler. Bir yazılıma bakar veya yükledikleri saat yüzlerinin kalitesine bakar. Özellik ve benzerlik olarak Hello Watch 3 Plus daha iyi. Ama illaki hız istiyorum diyorsanız işte HK8 Pro Max Gen 2 arkadaşlar. Yani bir türlü bu soruya tam cevap veremiyorum. Çünkü kişiye göre değişiyor bu. Yani kendiniz karar verin. Ben aşağı linkleri koyacağım. Bu Trendyol Yolla Eve mağazasında satılıyor. Ben de oradan aldım. Bu HK8 Pro Max Gen 2 ben yurt dışından almıştım. Almıştım da artık AliExpress'ten maalesef alamıyoruz. Türkiye'de de benim bunu gönderebilecek tanıdığım bir satıcı veya daha önce alışveriş yaptığım bir satıcı yok arkadaşlar. Artık yorumlara göre bakın. En iyi yorumlar hangisindeyse ondan alın. Evet arkadaşlar HK8 Pro Max Gen 2 ve Hello Watch 3 Plus piyasadaki en iyi Apple Watch Ultra ve Ultra 2 replikaları kopyalarından iki tanesi. Benim karşılaştırmam bu şekildeydi. Dediğim gibi almak isterseniz linkler aşağıda. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.